Merhaba, ben Deniz Özşakır, Trio Deniz Satış ve Pazarlama Direktörüyüm. Bugün sizinle ikinci el tekneler ve ikinci el tekne alımı hakkında konuşmak istiyorum. İkinci el tekne almadaki ana motivasyon alıcılarda ikinci el teknelerinin bütçesinin sıfırlara göre daha uygun olması. Bu en önemli motivatörlerden bir tanesi. Bir ikincisi de birkaç sene denenmiş veya daha uzun süreler de olabilir denenmiş bir teknenin birçok insana daha güvenli gelmesi. İlk sorunlarının çözüldüğü, eksiklerinin giderildiği, malzemelerinin tamamlandığı tekneleri almak bazı alıcılar için daha öncelikli oluyor. Tabii ki ikinci tekneler alırken istediğiniz renkleri, istediğiniz konfigürasyonu, istediğiniz iç ahşabı, istediğiniz malzemeleri seçemeyebilirsiniz. Veyahut da en son teknoloji, en son tasarım özellikleri teknenin üzerinde olmayabilir. Ama demin saydığım özellikle bütçesel avantajlar ve teknenin denenmiş ve tamamlanmış malzemesel olarak bir tekne olması ikinci tekne almadaki en önemli faktörlerden bir tanesi insanlar seçim yaparken. Peki ikinci el tekne ne zaman alınır veya ne zaman alınmalı? Genelde ikinci el tekne alıcıları bahar aylarında yani yaz sezonunun tam öncesinde tekneleri incelemeye, bakmaya ve pazarlığa başlıyorlar. Fakat bu aylarda birçok alıcı piyasada olduğu için aynı teknelere bakan rekabetteki kişi sayısı daha çok oluyor. Bizim önerimiz kararınızı biraz daha öne çekmeniz. Kış aylarında piyasada hala aynı tekneler satılırken fakat potansiyel alıcı sayısı daha azken daha uygun fiyata ve daha geniş bir skalada alım yapabilirsiniz. Dolayısıyla birkaç ay daha fazla marine ücreti ödeyebilirsiniz tekneyi erken alırsanız ama fiyatta yakalayacağınız avantajla bunun karşılığını alabilirsiniz. Dolayısıyla benim önerim ikinci el tekne bakıyorsanız kış aylarında araştırma ve pazarlık ve hatta satın alma noktasına gelmeniz. Peki ikinci el tekne alımına nasıl başlayacağız? Öncelikle her işte olduğu gibi bir piyasa araştırması yapmamız gerekiyor. Piyasa araştırmasına başlarken de ihtiyacımızı belirlememiz gerekiyor. Biz yelkenli mi bakıyoruz, motor yat mı, çok gövdeli bir tekne mi bakıyoruz, hangi boyutta tekne bakıyoruz, bütçemiz nedir, hangi yıl aralıklarında kaç yaşında bir tekne bakıyoruz'u kafamızda en azından genel prensipler çerçevesinde oturtmamız gerekiyor. Daha sonra genel piyasa araştırması için artık elimizde çok sonsuz ve çok önemli bir kaynak var, internet. Şu an dünyadaki ve Türkiye'deki ikinci el piyasasından en iyi fikir sahibi olma yolu en azından ilk pazar araştırması için internet. Dünyada Yacht World, TheYachtMarket.com gibi bu işin artık piri olmuş siteler var. Türkiye'de de genelde ikinci el listeleme yapılan sahibinden.com, yachtvitrini.com gibi insanların ikinci el teknelerini satmak için ilan verdikleri siteler var. Bu sitelere girerek çok genel bir fikir sahibi olabiliriz. Yani sizin istediğiniz boydaki tekne, sizin istediğiniz yıldaki tekne, aşağı yukarı kaç fiyata, piyasada kaç tane satılık tekne var sizin kriterlerinize uygun. Bu ilk fikir toparlama aşaması internetten yapılabiliyor ve bu da son 10 yıldır çok geliştiği için alıcıları bu konuda çok güçlü ve çok bilgili kılıyor. Açıkçası bu konuda alıcılar şu an satıcılardan ve aracılardan çok daha güçlü. Yeter ki doğru kaynaklara ulaşabilsinler internette ve doğru kriterlerle doğru teknelere bakabilsinler. Kriterlerimizi belirledik ve ön araştırmamızı yaptık. Elimizde bir liste var. Bundan sonra yapacağımız şey aslında güvenilen aracı kurumlardan ve güvenilen kurumlardan daha ileri bilgiyi toplamak. İnternette bulacağınız birçok satılık tekneyi aramanız için bir takım numaralar göreceksiniz. Ve aradığınızda karşınıza bu tekneler hakkında size bilgi veren çoğunlukla aracı kurumlar çıkacak veya aracı kişiler çıkacak. Türkiye'de bu konuda hiçbir yasal düzenleme olmadığı için ciddi bir standart farklılığı var alacağınız hizmetler arasında. Dolayısıyla internette araştırma yapıp benzer tekneleri hakkında bilgi toplamaya başladığınızda size bilgi veren kurumların bu konudaki liyakatı aynı olmayacak. Bunu size garanti edebilirim. Dolayısıyla kendinizi korumak, daha sağlıklı bilgi almak, teknenin hakkında daha doğru bir izlenim edinmek için bu konuda liyakatı daha yüksek, bu konuda yatırım yapmış ve bu konuda piyasada adı bilinen, pozitif olarak bilinen firmalara ve aracılara güvenmeniz olacaktır.
Çünkü demin de söylediğim gibi birçok tekne aracılar aracılığıyla veya bizim broker tabir ettiğimiz kurumlar ve kişiler aracılığıyla satılıyor. Bu noktada doğru brokerla ve doğru kurumla çalışmanız satın alma tecrübenizi çok daha olumlu bir yöne çekecek. Buna özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Peki brokerımızla ikinci el tekne alımı için nasıl çalışacağız? Öncelikle mutlaka brokerın size önerdiği tekneyi satış yetkisi var mı diye sorgulamanızı öneriyorum. Bu sektör hiç düzenlenmemiş bir sektör olduğu için bu tür sorgulamaları yapmanız sizin yararınıza olacaktır. Brokerın tekneyi görüp görmediğini, tekneyi test edip test etmediğini, teknenin üzerindeki ekipman hakkında birebir bilgi sahip olup olmadığını da sorgulayın. Böylece brokerdan aldığınız bilgi ve hizmetin kaliteli olduğuna kanaat getirin. Yine kurumsal firmalarla çalışırsanız bu noktada içiniz daha rahat olacaktır. Bir ikinci noktada brokerlarda size sundukları hizmetler karşılığında hem alıcıya hem satıcıya sundukları hizmetler karşılığında tabii ki bir servis bedeli talep edeceklerdir. Dünyada bu işin standardı satış bedeli üzerinden %10'luk bir komisyondur. Ülkemizde geleneksel olarak %10'un daha altında komisyonlar uygulanıyor. Fakat eğer size en baştan bunlar iyi ifade edilmemişse, belirtilmemişse veya çok küçük rakamlara iş yapılacağı söyleniyorsa ya tekne hakkında ya da alacağınız hizmet hakkında çok net kuşku diyebilirsiniz. Çünkü sonuçta brokerlar da ticaretin bir parçası ve ticaret objektif kuralları olan bir şey. Dolayısıyla en baştan bu servis bedelinin ne olacağını sorgulayın ve muğlak bilgiler varsa veya piyasanın çok dışında düşük veya yüksek bedeller varsa bunlar kuşku duymanız gereken noktalar. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum.